billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnfiru hifafen ve thiqalen ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ve Rabbimiz Teala Medine'de 10 yıllık bir denemenin, imtihanın başarıyla kazanmış olan Müslümanlara, muhacir ve ensara yeni bir emir verir ve verdiği emir de kapsamlıdır. İnfiru hifafen ve tikalen. Hafifliklerinizi ve ağırlıklarınızı alarak, yani şartlar ne olursa olsun topyekün sefere çıkın. Ve hiçbir savaşta bu kadar kapsamlı bir emir verilmemişti. Yani yaya, yapırdak, atlı, sadece bir hastalar, yürüyemeyecek olan kimseler, işte özürlü olanlara Rabbim izin verdi. Ya dese herkes bineği var ya da yok bulacak, yaya, yapırdak, silahı, işte zırhı var yok, sefere çıkacak. Ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum, mallarınızla canlarınızla cihad edin fi sebillah, Allah yolunda. Zalikum hayrul lekum in kuntum talemun. Bu sizin için daha hayırlı eğer bilir olursanız. İşte Tebük seferi böyle bir emirle başladı. Ve bu emri alan Müslümanlar, kimisi hazırlığa başladılar hemen. Hemen hazırlığa başladılar. Hayvanları varsa hayvanlarını hazırladılar. Üzerine yüklerini hazırladılar, yiyeceklerini hazırladılar, ayakkabılarını hazırladılar, silahlarını hazırladılar, sularını hazırladılar. Çünkü gerçekten uzun bir yolculuk. Seferde hedef uzun. Bizans içerilerine kadar. Yani Medine, Hayber ve de Tebük. Uzun bir mesafe. Ve bu emirden sonraki ruh halini, iç dünyayı Allah tahlil ediyor. Sure Tevbe ayet 42. Levkâne aradan gariben ve seferen kasiten. Böyle yakın, böyle hemen kolay kazanılacak ganimetler, nimetler olsaydı ve seferde hemen gidilecek bir yer olsaydı, yani dünya menfaati, yolculuk kolay olsaydı, lettebeuke, sana hemen uyarlardı. Yani hemen yakın bir yer var ve düşmanları da, pek savaşacak kimseler de karşı tarafta pek güçlü değil. Herkes o zaman koşardı diyor Rabbim. Lettebeuke ve lakin beudet aleyhim şukka, ama meşakkat, sıkıntı onlara zor geldi. Ta yaz günü, uzun bir mesafe ve karşı taraftaki de savaşılacak düşman dünyanın en güçlü devletlerinden biri. Gidilir mi şimdi? Ve seyahlifune billah. Birileri Allah adına yemin edecekler. Diyecekler ki levis tatana, eğer gücümüz yetseydi leharacna me'aküm, sizinle beraber biz de çıkardık. Hemen toplumun içinden birileri güç ve kuvvetleri olduğu halde, savaşacak yetenekleri olduğu halde, savaşa gidecek imkanları olduğu halde gitmeyecekler. Allahu Teala şimdiden haber veriyor ve diyecekler ki levis tatana ale karacina mahkum. Eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkar sefere gelirdik. Allah değerlendiriyor. Yuhlikun enfusuhum. Böyle söylemekle, böyle yapmakla bunlar kendi nefislerini helak ettiler. Helak ediyorlar, zarara uğratıyorlar. Vallahu alemu, Allah bilir ki innehum lekazibun. Onlar yalan söylüyorlar. Onlar yalan söylüyor. Sure Tevbe ayet 43. Bu şekil
de izin isteyen kimseler geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah kendisine Rabbimiz Teala açıklamadan Muhammed Aleyhisselam da izin verdi onlara. Şimdi Rabbim bu olayı değerlendiriyor. Diyor ki afallahu anki, ama elhamdülillah yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu bu hareketten dolayı işte kimsemiz diyemeyecek bak Rabbin sana günah yazdı falan diye. Afallahu anki, Allah seni affetsin. Lime edin televum. Niye onlara sen izin verdin? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve talemel kazibin. Onlardan sadık olanlar gerçekten gücü kuvveti olmadığı halde, savaşacak gücü olmadığı halde, savaşa gidecek güç ve kuvveti olmadığı halde giden kimseler sana açıklanmadan ve sen de onların arasından yalancıları bilmeden niye onlara izin verdin? Sen onlara izin vermeyecektin. Ama Allah seni affetsin diyor Rabbim. İlk söz olarak onu söylüyor. Şunu önce söyleseydim. Lime ezin telehum. Efendimiz titrerdi, korkardı. Elhamdülillah ki Rabbim affetti ve affını da hemen söyledi. Onun affı bizim de affımızdır. Efendimiz affedilirse umulur ki biz de af bekleriz Rabbimizden. Böyle bir şeyler yaptığımız zaman ondan af dileniriz. Ya Rabbi bak elçine affettin, bizi de affet deriz. Şüphesiz ki niyetlerimiz iyi olduğu sürece. Sure Tevbe ayet 44. La yestezinukellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler asla senden izin istemeyecekler. Niye? En yucahidu bi emmalihim ve enfusihim. Bize izin ver de Allah yolunda mallarımızla canlarımızla savaşmayalım diye senden izin istemeyecekler. Allah yolunda savaşalım ve biz de seninle beraber gidelim diyecekler. Vallahu alimun bil muttakin. Allah müttakileri en iyi bilendir. Demek ki bir savaşın zor da olsa emrini alır almaz Allah'a ve Resulüne iman eden Müslümanlar mallarıyla canlarıyla savaş emrini duyar duymaz Allah'a ve ahiret gününe imanlarının gereği işittik ve itaat ettik diyecekler diye Rabbimiz Teala diyor ki Müslümanlar senden savaşmamak için bir izin istemeyecekler. Seninle beraber gelecekler. Allah müttakileri de bilir zaten. Peki kim izin isteyecek? Sure Tevbe ayet 45. İnnemâ yestezinükellezîne lâ yu'minûne billâhi vel-yevmil âhir vertâbet kulûbuhum fehum fî raybihim yetereddedûn. Muhakkak ki senden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler, kalplerinde şüphe oluşanlar ve şüphelerinde de şaşkın şaşkın gidip gelenler, ne yaptıklarını bilmeyenler, İşte onlar izin isterler senden. İyi bil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler gelmeden ne bilecekti, ne bilsindi? Kalpleri bilen Allah, kimin münafık olduğunu da belki bu sure gelinceye kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilmiyordu. Bu sure geldi de bütün münafıkları açtı ve Efendimiz de artık hepsini birer birer tanıdı. Ve ondan sonraki davranışı farklı oldu. Ama yine de münafıklara iyilik yapmaktan, onları Müslüman olarak değerlendirmekten asla uzak durmadı. Şimdi kendinde bilgi olmayan bir konu. Büyük bir savaş ve gerçekten mazeretlerde olabilir Müslümanların. Çünkü bunlar düne kadar hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaştılar. Mekke'yi fethettiler. Huneyn'de savaştılar. Bunlar şimdi gelmiş ya Resulallah diyorlar. İşte bizim çoluk çocuğumuz var. Yolumuz, gücümüz yok. Sıkıntımız var vesaire deyince de Efendimiz izin veriyordu. Ama Rabbim bu işleri açığa çıkardı. Sure Tevbe ayet 36. Velev eradul huruce
Şayet bunlar çıkmayı isteselerdi le'addu lehu uddeten, bunlar bir hazırlık yaparlardı. Öyle ya, hiç olmazsa madem ki savaş emri geldi, Muhammed Aleyhisselam da buyurun dedi, savaşa gidiyoruz. Belli, gidilecek yer de belli. Hazırlık yaparlardı. Velakin kerihallahu inbi'atahum fetebbatahum. Velakin Allah onların gitmesini hoş karşılamadı. İstemedi harekete geçmelerini ve savaşa gitmelerini. Ve denildi ki vekile ukudume al-kaidin, oturanlarla beraber oturun bakalım. Yani Allah-u Teala o kimselerin Müslümanlarla beraber savaşa gitmelerini istemedi de onları orada tuttu ve denildi ki siz oturanlarla beraber oturun, geri kalanlarla beraber kalın ve de böylece onlardan gelebilecek sıkıntı ve tehlikeleri hem engellemiş oldu ve hem de onları açığa çıkarmış oldu Rabbimiz Teala. Çünkü Sure Tevbe ayet 37. Lev haracu fikum ma zadukum illa khabalen ve la evda'u hilalekum yebğunekumul fitne. Eğer onlar şayet sizinle beraber çıksalardı size kötülük yapmaktan asla geri durmazlardı. Bozgunculuk yaparlardı. Aranızda fitne ve fesat da sebep olan davranışlarda bulunurlardı. Ve fiküm semmâûne lehum. Sizin aranızda da iyi Müslümanlar arasında da onlara kulak verenler olurdu. Böylece seferde daha düşmanla karşılaşmadan önce bu bozguncuların, bu fitnecilerin etkisiyle aranızda sıkıntılar, problemler olurdu. Ama Rabbimiz Teala diyor ki ben onların sizinle beraber çıkmasına engel oldum. Onların fitnesine, bozgunculuğuna ve de karışık çıkarmalarına da engel oldum. Böylece size salimen bir savaş nasip ettim, bir sefer nasip ettim. Ve zaten düşmanınız da karşınıza çıkamadı. Ve selametle üstün olarak, galip olarak döndünüz diyor. Vallahu alimun bi zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Allah zalimleri en iyi bilendir. Sure Tevbe ayet 48. Lekadib tegul fitnete min kablu. Zaten bunlar daha önce de fitneye meyletmişlerdi. Yani bunlar fitne, fesat, bozgunculuk çok düşündüler. Ve kallebu lekel umura. Ve senin için bir sürü işler, düzenler de kurdular. Bu Ayşe anamıza iftira edildiği sefer olabilir. Efendimiz için gerçekten sıkıntılı olduğu ve başka seferler olabilir. Ve Rabbimiz Teala biliyordu onları. Hatta Müslümanların bile haberi olmadan belki. Hatta ca'el hakku ve zahira emrullah ve hümkârihun. Hak geldi, Allah'ın emri hakim oldu, üstün oldu da onlar ve hümkârihun istemedikleri halde Rabbim Müslümanları bunların fitnesinden, fesadından, bozgunculuğundan uzaklaştırmış oldu, kurtarmış oldu. Gerçekten bir Müslüman, Peygamber aleyhisselam bile olsa Allah'ın yardımı olmadan onlardan gelebilecek, onlardan ulaşabilecek fitneleri, tuzakları nereden bilebilecekti? Ama Rabbim her şeyi bilendi. Onların tuzaklarını da, fitnelerini de bilendi. Gizli açık yaptıkları, yapacakları hesapları da en iyi bilendi. Allah korudu ve kıyamete kadar da Müslümanlara gelebilecek nice fesatçılıkları, bozgunları, kötülükleri ve tuzakları Rabbim böylece vaat ediyor ki Müslümanlara müjde veriyor ki siz samimiyetle Müslümanca bir hayata gidin, Rabbiniz sizi koruyacak, muhafaza edecek ve onlardan gelebilecek tehlikeleri sizden giderecek diyordu ve hem Müslümanlara böylece bir müjde de veriyordu. Ve minhum men yakul, onlardan kimileri diyordu ki Peygamberimize geldiler bu münafıklardan. İzenli ve la teftinni
Bana izin ver, beni fitneye düşürme. Diyor ki adamın biri geliyor Muhammed Aleyhisselam'a, ben kadınlara çok düşkünüm. Şimdi biz Bizans'a sefere gidiyoruz. Oradaki kadınlar, Bizans'ın sarışın kızlarıyla da karşılaşırsam ben nefsime sahip olamam. Güya çok iyi niyetle bunu söylüyor. Yani kötülüğe düşmeyeyim ya Resulallah. Bana izin ver de ben savaşa gitmeyeyim, o kadınlarla karşılaşmayayım diyor. Güya samimi, güya kadın fitnesinden korunmak için böyle söylüyor. Ela fil fitneti sakatu. Fitneye tepe taklak düştü bunu söyleyen kimseler. Ve bunu söyleyen kimsenin hedefi de zaten fitneydi. Ve de Allah'tan uzaklaşmaydı. Allah'ın rızasını istememekti. Ve belki daha büyük fitneler içinde kaybolup gitmekti. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Muhakkak ki cehennem kafirleri tamamen kuşatacak. Bu adam beni fitneye düşürme derken cehenneme düşüyor. Fitnenin, sınamanın, yanmanın en büyüğüne düşüyor. İlan et ey Resulüm, söyle onlara bundan sonra böyle bir yanlışa düşmesinler. Kıyamete kadar bütün insanlar da bu sureyi, bu Kur'an'ı okusunlar da kendilerince Allah'ı aldatmak, güya hem de samimi düşüncelerle, güzel düşüncelerle, işte kadın fitnesine, erkek fitnesine, mal mülk fitnesine düşmeyeyim de diyerek cehenneme tepe taklak gitmesinler der. Sure Tevbe ayet 50. İntusibki hasenetün. Bu savaşa gitmeyenler, beni fitneye düşürme diyenler, gücümüz olsaydı sizinle beraber gelirdik diyenlerin özelliklerinden birisi de şu. İntusibki hasenetün tesühüm. Sana bir iyilik, güzellik, zafer, ganimet, üstünlük ulaştı mı, o iyilik, güzellik, zafer onları üzer. Ve in tusibke musibetün, ama sana bir musibet, bela, yenilgi, kötülük dokundu mu, yekulu derler ki, kad ehadna emrana min kabl, daha önce zaten biz tedbirimizi almıştık. Ve yetevelle ve hum ferihun, senden uzaklaşırlar giderler, sevinir oldukları halde. İyi ki biz onunla beraber gitmedik. İyi ki bu seferde bulunmadık. İyi ki bu savaşa girmedik. Eğer biz de bu savaşa girseydik biz de yenilecektik. Ta Uhud'u hatırlatıyor sanki Rabbimiz Teala. Gitmeyenler Uhud'a öyle demişlerdi. Bak biz gitmedik de kazandık. Gidenler yenik düştü, mağlup oldular filan diye. Size gelen iyiliklere üzülen, size gelen kötülüklere sevinen, ama sizinle beraber olan ve biz de Müslümanız diyen, siz zaferler, ganimetler kazandığınız zaman biz sizinle beraber değil miyiz diyenler ve siz yenildiğiniz zaman sizin üzüntünüze ortak olmayan o kimselere de ki ey Resul ve de ki ey Müslüman, Sure Tevbe ayet 51. Kul len yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil müminun. De ki Allahu Ekber, bir yasa, bir Allah yasası, bütün hayata hakim olan, kaderi yazan Allah'ın yasası. Dedirtir ki Resulüne, söyletir ki Müslümanlara, İnan der aynı zamanda söylediğin bu söze Resulüne ve Müslümanlara. Len kul de ki, len yusibena illa ma keteballahu lena. Bize ancak Allah'ın yazdığı isabet eder. Bize ancak Allah'ın yazdığı isabet eder. O Mevlamızdır bizim, huve Mevlana. O Rabbimizdir, o ilahımızdır, o sevgilimizdir. O Allah'ımız bizim her şeyimizdir. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yalnız Allah'a güvensinler. Bir hayat yaşıyor dünyalılar. Bir hayat yaşıyor Müslümanlar.
hem dünyalara hem Müslümanlara kaderi yazan ise Allah. Allah'ın kaderinin dışında kimse yaşayamaz. Allah'ın takdirinin üzerine kimse hesap tutamaz. Hesaplar, kitaplar Allah'ın elinde. Kaderi o yazdı. Ve kaderi yazan Allah, aynı zamanda uygulama yetkisine sahip olan da odur. İşte dünya hayatı, varlık, yokluk, hayat, ölüm, fakirlik, zenginlik, özgürlük, kölelik, savaş, barış, galibiyet ve yenilgi. Bütün insanların kaderi de bunlardan biri olabilir. Hiçbir insan bu kaderin dışına çıkamaz ve hiçbir insan her zaman galip, her zaman zengin, her zaman üstün, her zaman mağlup, her zaman yenilgi, her zaman zayıf, her zaman özgür, her zaman köle değildir. Bu etilkel eyyam, bugünler Allah'ın elinde. Bazen zenginlik, bazen fakirlik. Aynı insan aynı toplumda da değişir gider. Ama bu kaderi, bu değişimi, bu imtihanı yaşarken Müslüman der ki, bize ulaşan ancak Allah'ın takdir ettiğidir. Allah'ın yazdığıdır. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler ve alallahi felle tevekkelil müminun, ancak Allah'a güvensinler. Ancak Allah'a vekil kabul etsinler. Bizimki böyle. Ey insanlar diyor. Şimdi Medine'deki Müslümanlar, dünyadaki Müslümanlar, o gün yenilgilerine Müslümanların sevinen, zaferlerine üzünen, yenilginin olduğu savaşlarda olmamaya sevinen, zaferlerin olduğu savaşlarda olmamaya da üzülen zavallı münafıklara da bu sözü söyletir. Müslümanlara deyin ki, münafıklara deyin ki, dünyalara, bizim hayat böyle ama sizinki ise. Sure Tevbe ayet 52. Kul de ki, hel tarabbesun ebine illa, siz ise siz, ey insanlar, ey münafıklar, ey Yahudiler, ey kafirler, ey dünyalar, bizim hakkımızda hel terabbesun ebine illa ahdel husneyn, ancak iki güzellikten birini beklersiniz. Bizim hakkımızda ancak iki güzellikten birisi var. Ya zafer ya şehadet. Ya zafer ganimet ya şehadet. Ve nahnu neterabbesu biküm, biz ise sizin hakkınızda şunu bekleriz. En yusibekumullahu bi azabin min indi ev bi eydina. Ya Allah katından size bir azap gelecek. O azapla yok olup gideceksiniz. Yahut Allah bizim elimizle size bir azap getirecek ve bizim elimizle size gelen azapla yok olup gideceksiniz. Feterabbesu, bekleyin siz bizim hakkımızda iki zafer ya da şehadeti. Biz de bekliyoruz sizin hakkınızda Allah'tan gelecek olan ya da yine bizim elimizde yine Allah'tan gelecek olan azabı. İnna me'aküm müterabbisun. Feterabbesu, siz bekleyin. İnna me'aküm minel me'aküm müterabbisun. Biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz. Sure Tevbe ayet 53. Kul de ki, enfiku tav'an evkerhan. Bu savaşa gitmeyen, bahaneler uyduran ve Efendimiz'den izin alan münafık kesime özellikle söyleniyor. Enfiku tav'an evkerhan len yutekabbele minküm. İster istemez ne yaparsanız yapın, harcamanızı ister isteyerek yapın, ister istemeden sizden harcamalarınız kabul edilmeyecek. Sizin bu vermeniz, sizin bu harcamanız, tabii Müslümanlar zaferle geldiler. Müslümanlar daha zaferlere doğru gidiyorlar. Müslümanlar üstünlüklerini daha da, şereflerini daha da artırıyorlar.
Şimdi peygamberimize gelip biraz bir şeyler vermek istiyorlar. Ya Resulallah kabul et, işte bizim de bu verdiklerimiz sadakaları ve biz de samimiyiz, işte Müslümanız demek istiyorlar. Allah diyor ki sizden bunlar kabul edilmeyecek. İnneküm küntüm kavmen fasikin. Siz fasık bir topluluksunuz. Müslümanların zaferine sevinmiyorsunuz. Müslümanlarla birlikte sefere çıkmadınız ve Müslümanların yenilgilerine sevindiniz. Müslümanların hep kötülükle karşı karşıya kalmasını istiyorsunuz. Siz fasık bir topluluksunuz. Sizden bundan sonra biz infak, sadaka, zekat almayacağız. Ne yaparsanız yapın. Diyor ki işte münafıklar için en büyük felaket bu. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure Tevbe ayet 54. Ve ma menahum en tukbele minhum nefakatuhum illa. Niye Allah onların nafakalarını, infaklarını, infak da demiyor, zekat, sadaka da demiyor, nafaka diyor. Niye onların nafakalarını vermelerini Allah kabul etmedi? Sebep ne? İlla ennehum keferu billahi ve bi rasuli. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler de, kafir oldular da iç dünyalarında. Bundan dolayı Allah onların nafakalarını kabul etmedi. Ayrıca وَلَا يَتُونَ السَّلَاةِ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَ. Namaza erine üşene geliyorlar. Yani zor gelen namazlara zaten gelmiyorlar. Fırsat buldukça gelmiyorlar. Müslümanlara görünmek için de illa gelmek gerekiyorsa inanmadıkları bir hayat yaşanır mı? Zor. Deseler ki biz Müslüman değiliz, keyiflerine göre yaşasınlar, onu da demiyorlar. Biz Müslümanız diyorlar, bir defa biz Müslümanız demişler, çıkarları bu yolda. Yani felaket bir hayat, yani münafıkça yaşamak, inanmadıkları bir hayatı yaşamak zorunda kalıyorlar. Yani namaz kılıyor, inanmıyor, zekat veriyor, inanmıyor, savaşa gidiyor, inanmıyor. Peygamberi Müslümanı sevdim diyor, ya halbuki sevmiyor. Dünyada en sevmedikleri Müslümanlardır, sevmedikleri peygamberdir. Ama sevdim diyor. Bu hayat yaşanır mı? İşte bu gibi kimselerin de Allah nefakasını kabul etmiyor. Ve la yunfikun illa bihim kariun. Zaten nefakalarını verirken de bunlar, harcarlarken de istemeye istemeye harcıyorlar. Gönülsüz gönülsüz veriyorlar. Allah'a ve Resulünü inkar ediyorlar. Müslümanlıklarının gösterisi olarak namaza üşene üşene geliyorlar. Harcamalarında doğrusu istemeye istemeye yapıyorlar. Allah bunların harcamasına, infakına, malına muhtaç değil ki. İnsanlar, yani biz muhtacız vermeye, biz muhtacız infaka, biz muhtacız zekata, biz muhtacız Allah'ın emirlerine boyun eğmeye, Allah'ın emirlerine evet demeye, işittik ve itaat ettik demeye, yani Müslümanca yaşamaya biz muhtacız. İşte Tebük seferine gitmeye Müslüman muhtaç. Sefere gitmeye Müslüman muhtaç. Savaşa, emrine boyun eğmeye Müslüman muhtaç. Zekat vermeye ve namaz kılmaya da Müslüman muhtaç. Ama işte bir hayat böyle devam edip giderken bakıyorsunuz Müslüman olmayanların da malları var, mülkleri var. Görünüşleri falan böyle gösterişli. Bunlara karşı nasıl değerlendirme yapılacak ve sonra bu münafıkların daha ayrıntılı özellikleri nasıl bilinecek, bunları da Rabbim yine Tevbe suresinde anlatıyor ve diğer başka konuları da biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.